Biz büyürken muhakkak birlikte büyümek istiyoruz. Tek taraflı büyümek, tek taraflı bir kazanç değil. Çiftçimizle, yöremizle, esnafımızla, nakliyecimizle. Çünkü şeker fabrikası dışarıdan baktığı zaman sanki sıradan bir üretim değil de sıradan bir üretim olarak gözüküyor. Ama işin içerisinde girdiği zaman bu işin ne kadar komplike olduğunu gördük. Ne kadar aslında yansımaların olduğunu gördük. Çiftçi ayağı kendi başına ayrı bir yansıması var. Biz bol şeker ailesi olarak geçen seneden devraldığımız bayrağı muhakkak eksiklerimiz çoktur ama bu sene gerek çiftçi ayağıyla olsun, gerek üretim ayağı, gerek müşteri ayağıyla yeni bir konsept hazırladık. Yöremize, ülkemize, memleketimize faydalı olabilecek aslında memleketimizde en çok ihtiyaç duyduğu şey üretim ayağında nasıl bir konsept hazırlarız, nasıl yeni bir modelle çıkarız bunu hazırladık, bununla birlikte yürümeye başladık. Gerek patronlarımız olsun, gerek büyüklerimiz, yöneticilerimiz olsun bu konuda ve sizlerin yönelim katkısıyla biz bu referansı aldık. İnşallah bu referansı birlikte yürümeye devam edeceğiz. Yatırımlarımız var, bir sürü yatırımlarımız var. Yurt dışına gelecek sanırım işte bir ilgi kalmak, bir sürü şeyler. Teknik detaylarımız var. 20. Bunları yapmak lazım. Çiftçi ayağında arada işte Orhan Bey biraz şey yaptı. Yeni geldim sağ olun. Şimşar var diyelim. Yani bunları çıkarıyoruz. Bunlar bitti. Biliyorsunuz. Yetişim adresi var. Doğru arkadaşlar. Kapıdaki kaç tane lokanta var bunun şeyde. Bir tanesi şimdi kendiliğinden yıkıldı. Yıktılar onu zaten. Diğer bir tane var. Oraya da biz hizmet vermiyoruz. Hizmet vermiyoruz derken elektrik vermiyoruz, su vermiyoruz. Hiçbir şey yapamıyorlar işte. Gündüz geliyorlar, birkaç saat orada bir oyalanıyorlar. Bakıyorlar burada bir rahat yok. Burada bir şey yok, çekip gidiyorlar. Yani onu önledik. Yani tamamını önledik mi? Önleyemedik. Belki birkaç tane kaldı. Bunlar da zaman içinde çözüyoruz. Sağ olsun ziraat ekibimiz Ayhan Bey. Yani çok titizlikle bu işi şey yapıyorlar. Onları da inşallah halledeceğiz. Hayır, yeni filtreleri getirdik. Dolayısıyla biz perdeyi şu anda fabrikada kullanmıyoruz. Belki kullanmayan Türkiye'de nadir fabrikalardan belki 1-2-3 fabrikadan bir tanesiyiz. Özel fabrikalar içerisinden daha iyi. Devletin zaten böyle bir uygulaması yok şu anda devlet fabrikalarında. Biz o sistemleri aldık. Enerji konusunda yine enerji ekonomisi geçmiş yıllarda günlük 500 ton günlük yaktığımız kömürlerimiz 400'ün altına indirdi. Neredeyse bir sezon içerisinde ciddi bir minimize edildi. Çevreyle alakalı geçmiş yıllardaki emisyon değerlerimiz hakikaten çok sıkıntılıydı. Bacamız sürekli siyah dumanlar çıkardı. Onunla alakalı önlemlerimiz oldu. Neler yaptık onunla alakalı? İlk başta yakma sistemimizi modernize ettik. Otomasyon sistemiyle yeniden orayı organize ettik. Arkasından yakıtımızı o konuda yeni yakıt sistemleri aldık. Onun kükürt oranı 1'in altına olacak şekilde ithal ve yerli kömürlerle yeni bir konsept hazırladık. O şekilde bir yakma sistemini kurduk.
Bor Şeker Fabrikası ne yapıyor şu anda? Vallahi Bor Şeker Fabrikası ne yapıyor? Güzel bir soru. Bor Şeker Fabrikası şu anda kampanyanın sonuna yaklaşmış bulunmaktayız. Herhalde zannediyorum 24 Aralık gibi, değil mi Orhan Bey? Evet efendim. 24 Aralık gibi kampanyayı bitireceğiz inşallah. Yani 26'sında bazamız, artık bazamızdan duman tütmeyecek. Doğru mu? Evet efendim. İşte ne yaptık bugüne kadar? Bugüne kadar kendimize göre bir takım bir şeyler yaptık. Tabii bu çiftçilerden geri dönüş, bu anlamda pozitif geri dönüş aldık. İyi şeyler yaptık. Kapasitemiz 62 bin ton, 62 bin ton şeker ürettik. Allah'ın izniyle üreteceğiz önümüzdeki şu 24'üne kadar. Bu anlamda küp şeker tesisimizi gördünüz. Burada yaklaşık 75 kişi istihdam yapıyor. Ulusal marketlere, marketlerin tedarikçisiyiz. Yaklaşık 15 bölgeye şeker gönderiyoruz. Yani sadece iç pazarlama yoksa dış pazara yönelik de bir çalışmamız var mı? Şu anda iç pazarlama. Şu anda iç pazarlama. İşte şekerimiz zaten normal torba şekeri satıyoruz. Diğer ulusal marketler de satıyoruz. Bizim Bor marka şekerimizi gördünüz. Onu marketlerde falan satıyoruz. İşte. Başka? Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Bizi onurlandırdınız. Her zaman bekleriz. Bu kadar şey olmasın. Sık sık bekleriz. Buyurun gelin. Bizim kapımız açık. Her konuda yardımcı oluruz. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Toplamda sadece küp şeker değil. Diğer taraflarla beraber toplam çalışan kapasite sayısı kaç şu an? 470. 470 kişi yani, şu an. İleriye dönük olarak kapasite artırımıyla falan bir şey var mı? Farklılık olacak mı? Evet Orhan Bey, sizlerle. Şöyle efendim, yani biz ileri dönük tabii ki kapasite artışları düşünüyoruz. Yani bu bağlamda hem ürün çeşitliliğini artırmak istiyoruz, hem normal şeker üretim tesislerini büyütüp bununla birlikte kapasite artışları birlikte muhakkak bir istihdamımız da olacak. Küp şekerde olduğu gibi o tip tesislerimizde de yeni istihdamlarımız olacaktır efendim.